gerektirir. Şimdi onlar ortaokul biterken liseye kanat açıyorlar. Yepyeni hayaller ve yepyeni umutlara. Yetenek ve ilgilerini bilimle, sanatla, sporla geliştirerek daha da ilerliyorlar. Büyürken güçlenmeye, her yıl diğerinden daha sağlam adımlar atmaya açılıyor kanatları. Geleceğe uzanan bu yoldan kendi kanatlarıyla uçmayı öğreniyorlar. Hedeflerine doğru giden yolda bir adım daha ilerlemenin haklı gurur ve heyecanını yaşıyorlar. Onlar İTÜ Gelişme Vakfı okullarının geleceğe açılan kanatları. Onlar yarını güzelleştirecek, İTÜ'lü olmayı her daim yaşayacak ve yaşatacak olanlar. Onlar düşünceleriyle, hayalleriyle daima fark yaratanlar. Onlar var olan başarıyı gelecek nesillere layıkıyla taşıyacak olanlar. Bilim ışığında ilerleyen, yüzleri her daim aydınlığa dönük gençlerimiz, geleceğimiz. Dileriz hayal ettiklerinize ulaşmak için yürüdüğünüz bu yolda gücünüz, azminiz, cesaretiniz daim olsun. Bugün burada sizlere veda etmiyoruz. İTÜ Gelişme Vakfı okulları sizin yuvanızdır ve daima öyle kalacaktır. Sizleri tüm yetkinliğinizle geleceğe hazırlarken aramızda kurulmuş bağ sağlamlaşarak devam edeceğini biliyoruz. Sizler geleceğe, yepyeni ufuklara, güzelliklere uçarken biz İTÜ Gelişme Vakfı okulları olarak hep gururla yanınızda olacağız. Sayın okul kurucum, sayın genel müdürüm, değerli okul müdürlerim, müdür yardımcılarım, öğretmenlerimiz, kıymetli konuklarımız ve bugünün kahramanlar olan değerli öğrencilerimiz. İTÜ Gelişme Vakfı Özel İzmir Ortaokulu 2021-2022 eğitim öğretim yılı liseye geçiş törenimize hepiniz hoş geldiniz. Welcome to our ITU Development Foundation Private İzmir Secondary School 2021-2022 academic year graduation ceremony. Geleceğe açılan kanatlarımız İTÜ Gelişme Vakfı Özel İzmir Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerimiz karşınızda. Öğrencilerimiz için büyük bir alkış alabilir miyiz? Our Week for the Future at ITU Development Foundation Private School Grade 8 students.
tüm misafirlerimizin ayağa kalkmasını rica ederiz. Devir teslim töreni izleyeceğiz.
manevi değerlerimizin başında gelen bayramda 8. sınıf öğrencilerimizden Çınar Ersoy, 7. sınıf öğrencimiz Deniz Rüzgar Avcı'ya, okulumuzun flamasını ise 8. sınıf öğrencimiz Elif Yerken, 7. sınıf öğrencimiz Buse Adam'a teslim edecektir. Devir teslim töreni için temsilcilerimiz sahneye davet ediyor ve tüm misafirlerimizin tekrar ayağa kalkmasını rica ediyoruz. Distinguished guests, we will now watch a handover ceremony that symbolizes continuity in education. Our school's flag will be delivered to our 7th grade student Deniz Rüzgar Avcı by Çınar Ersoy and to our 7th grade student Buse Adam by Elif Yerken. We invite our representatives onto the stage for the handover ceremony and also ask all our guests to stand up again. Sevgili kardeşim, okulumuzun adıyla bütünleşmiş olan flamamız, okulumuzun değişmez sembolü. Bugüne kadar teslim edildiği her törende gurur kaynağımız olmuştur. Bu emaneti okulumuzun adıyla birlikte rica edeceğine inanıyor, aldığımız gibi öperek sana teslim ediyorum. Teslim edeceğimiz güne kadar gururla taşıyacağımıza ve bizden sonraki sınıflara devredeceğimize söz veriyor ve flamamızı öperek teslim alıyoruz. Sevgili kardeşim, rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrak ulusumuzun bağımsızlık sembolüdür. Temsil edildiği her yerde bu kahraman ulusun gurur kaynağı olmuştu. Onu aldığımız günden bugüne kadar gururla taşıdık. Sizin de bu kutsal emaneti koruyup yücelteceğinize inanıyor. Aldığım gibi öperek size teslim ediyorum. Rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrağımızın ulusumuzun bağımsızlık sembolü olduğunu biliyor ve onu gururla teslim alıyoruz. Bugünden itibaren teslim edeceğim güne kadar gururla taşıyacağıma bu kıymetli hazineyi bizden sonraki sınıflara devredeceğime söz veriyor ve öperek teslim alıyorum. Thank you.
bir ülkenin geleceği o ülke insanların göreceği eğitime bağlıdır der. Nice düşünür, nice devlet adamı da eğitimin önemini vurgulamıştır. Şimdi de eğitime gönül vermiş, bu duvarları bir okula, bir yuvaya dönüştüren değerli kurucu temsilcimiz ve genel müdürümüz Sayın Esra Sandalcı adamı sahneye davet ediyoruz. Representative and general manager who turned these walls into a school, a home, and devoted herself to education. Azaltalım gözünü aldı galiba. Sayın kurucum, değerli velilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, liseye geçiş törenimizi onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. İnsan hayatı içinde pek çok an barındırır. Bazısı sevinçle, bazısı umutla, bazısı üzümle bulunur. Bazıları ise aklımızda kalmaz. Değişmeyen, unutulmayan, herkesin hatırasında kalan ise özel anlardır. Biz de bugün bu an için buradayız. Elbette her geçiş töreni, her mezuniyet bizler için duygulu, bir o kadar da gurur bir güneş olur. Bugün de sevgili öğrencilerimiz ortaokul yıllarını, yani artık çocukluk yıllarını geride bırakarak daha fazla sorumluluk alacakları, kendilerini daha iyi tanıyacakları, kendi hedeflerini belirleyip bu hedefler doğrultusunda adım atacakları, hem kendilerinin hem de ülkelerinin geleceğinde önemli rollere sahip olacakları, unutulmaz yıllar, dostluklar, deneyimler yaşayacakları yeni bir başlangıç olan lise yıllarına merhaba diyecekler. Bu süreçte öğrencilerimizin okulumuzda almış oldukları çok yönlü ve bütünsel eğitimle ilgili bilgili, bilinçli, bilim dışında ilerleyen İTÜ okullarının vizyonunu, misyonunu ve kurum kültürünü benimsemiş, iyi karakterli, özgüvenli ve sevgi dolu gençler olarak yetişmelerinde kıymetli öğretmenlerimizin emeği çok büyük. Bir okulun gerçekten kalbidir öğretmenleri. Onların ise heyecanlı kalp atışlarının sebebi her daim büyük bir özveriyle yetiştirdikleri, başarıları ile gurur duydukları sevgili öğrencileridir. Tüm öğretmenlerimize emekleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarımız da gelecekte tıpkı bizler gibi kendi hedeflerinin izinden ilerleyecekler. Kendi yaşamlarını yaratacak ve yaşayacaklar. Bazen kendi yönlerini bulmak adına hatalar yapacaklar, hayal kırıklıkları yaşayacaklar. Ancak bizler ebeveynler olarak hep yanlarında olup doğruyu öğretmek adına onlara kılavuzluk etmeye devam edeceğiz. Biricik olan çok kıymetli evlatlarınızı yaşamlarının önemli bir döneminde bizlere emanet eden siz değerli velilerimize işbirliğiniz, kıymetli destekleriniz ve okulumuza duyduğunuz güven için çok teşekkür ediyorum. Bu destek ve güvenin devamını temenni ediyorum. Tüm alkışlar sizinle. Sevgili öğrencilerimiz, sevgili gençler, umuyorum ki lise mezuniyetinizde de sizlere farklı mesajlarıyla tekrar seslenme fırsatını yakalarım. Şu aşamada sizler öğrenme yolculuğunuzda önemli bir geçiş olan ilk öğretim eğitiminizi tamamladınız. Öncelikle sınava hazırlık sürecinde göstermiş olduğunuz gayret ve sabır için sizleri kutluyorum. Şimdi ise bu çalışmalarınızın karşılığını alacağınız yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir başlangıca kanat açıyorsunuz. Bu özel günde seçtiğimiz temamız biliyorsunuz kanatlar. Unutmayın ki her şey sizde gizli. Kanatlarınız çıktığınız kadar olur her zaman. Mevlana'nın güzel bir sözü var bunu destekleyen. Diyor ki, insanın kanadı gayretidir. Çalışmaktan, denemekten, keşfetmekten asla vazgeçmeyin. Yaşamanızda hep bir amacınız, hep bir hedefiniz olsun. Kendi ilgi
alanlarınızı keşfedin, kendinizi çok iyi tanıyın. Etrafınızdaki dünya hakkında sürekli öğrenmeye, sorgulamaya lütfen devam edin. İyi bir okuyucu, aynı zamanda iyi bir dinleyici olun. Hayata davranışlarınızla şekil verin. İyilikten ve ahlaklı insan olmaktan hiçbir zaman, hiçbir koşulda vazgeçmeyin. Sizlerin lise yıllarınıza mutlulukla ve gururla bulunuyoruz. Elbette bugün sizlerle hayatınızın en önemli günlerinden birini paylaşmanın mutluluğunu yaşarken, diğer yandan da sizleri yüksek donanımlarla daha iyi bir geleceğe hazırlama konusunda sorumluluğunuzun arttığını biliyoruz. Unutmayın ki İTÜ'lü olmak, büyük hedefler kurmak, yenilikçi düşünebilmek, sporu yaşam biçimi olarak görmek, sanattan korkmamaktır. İTÜ'lü olmak, gelecek için çalışmaktır. Ulu önderimiz Atatürk'ün gösterdiği çağdaşlık yolunda, onun ilkelerine bağlı kalarak asırları aşan bir kültürle layık ve aydın bireyler olarak yetişmektir. Bizler İTÜ kültürünün, köklü tarihinin, akademik gücünün, topluma mal olmuş değerlerinin varlığı ile ışığınızı parlatmak, yolunuzu aydınlatmak için inançla, tüm bilgimizle ve deneyimimizle yanınızdayız. Okulumuzda her daim yaşatmaya çalıştığımız İTÜ'lü olmanın mottoları da nişanımızda sizlere her daim yanınız olsun. Önümüzde yolumuzu aydınlatan Atatürk ülke ve devrimleri var. Bu yolda cesaretle, inançla ve güvenle yürüyün. Yolumuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Sevgi ve saygılar. Önünüze, kimi zaman bir taşkın oluverir ansızın. İşte o zaman bir desteğe, yön gösterene, bir dayanağa ihtiyaç duyarsınız. Bizler o desteği her zaman yanı başımız olan öğretmenlerimizden aldık. Yaşam serüvenimizde bize destek olan tüm öğretmenlerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Şimdi tüm öğretmenlerimizi temsilen konuşmasını yapmak üzere okul müdürümüz Sayın Arif Tutsağ'ı sahneye davet ediyoruz. Invite our school principal, Mr. Arif Tutsak, to the stage to give his speech on behalf of all our teachers. Sayın Kaymakamım, Sayın Okul Kurucum, Sayın Genel Müdürüm, değerli yöneticilerimiz, değerli öğretmenlerimiz, kıymetli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. Köklü bir tarihi geçmişi olan, gücün ve bilimsel bakış açısını İstanbul Teknik Üniversitesi'nin birikiminden alan İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları olarak sizleri liseye uğurlamanın yoğun duyguları içerisindeyiz. Yeni eğitim öğretim yolculuğunu uğurlarken kurumumuzun simgesi olan arının üretkenliğine, sabrına, çalışkanlığına, yeniliklere açık oluşuna ve direncine sahip bireyler olarak yetiştirmiş olmanın haklı gurur içerisindeyiz. Okula başladığınızda keşfedilecek yeni dünyalar olarak girdiniz hayatımıza. Yeni arkadaşlıkların, öğrenecek yeni bilgilerin, yaşanacak yeni anların başlangıcıydı. Şimdi ortaokuldan liseye geçiyorsunuz. Aslında bir ayrılık olarak düşünmek istemiyorum. Çünkü aileniz olarak gördüğünüz, yaşadığınız ortaokul katında fiziksel olarak ayrılabilirsiniz. Ancak duygularınızın öyle olmadığını biliyorum. Zaman geçtikçe unutulmayacak anıları bazen gülümseme, bazen özlemle, bazen de hüzünlenerek yad edeceksiniz. İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Ortaokulu öğrencisi olarak ulu önderimiz, baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün fikri hür, vicdanı hür dünya vatandaşı olma yolunda çizdiği becerilerle her yerde söz sahibi olacak yetkinliğe sahipsiniz. İyi bir dinleyici, bireysel farklılıklara önem veren, çevresine, doğaya, insanlara saygı gösteren bireyler olarak evrensel değerlerle büyüdünüz. Bu değerleri yaşamınız boyunca her girdiğiniz ortamda devam ettiren, farklılığını hissettiren bireyler olmalısınız. Değerli beylerimiz, her koşulda bizlerle açık iletişimde bulunarak, işbirliği içinde olduğunuz için,
Hayatınızdaki en değerli varlığınızı, canınızı, evladınızı bize güvenip emanet ettiğiniz için sizlere kurum adına çok teşekkür ediyorum. Ve canım öğretmen arkadaşlarım, çok emek verdiniz, gecenizi gündüze kattınız, çocuklarınızın gelişiminde her türlü yolu denediniz. Hakkınızı, emeğinizi gerçekten ödeyemeyiz. Hepinizi yürekten kutluyorum. Sevgili çocuklarım, bir çocuklarımı görebilir miyim arkada? Göreyim onları, onları bir sesleneyim. Onları ışığı çevirsek olur mu? Yaşadığınız birçok anıyla hayatınıza dokunduğum, aranızda, anılarınızda yer aldığım için çok mutluyum. Sizi çok sevdiğimi belirtirim. Mutluluk başlığı altında yaşayacağınız, hayatta başarıların hep sizinle olmasını dilerim. Levent Kırca'nın sözüne bir küçük ekleme yaparak konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Sevgiyle kalın, Cumhuriyet'le kalın, Atatürk'le kalın, hoşça kalın. Behalf of all our students who are experiencing this excitement. Adına İngilizce konuşmasını yapması için sevgili öğrencimiz Sanem Göksu Üçer'i sahneye davet ediyoruz.
our dear friend, dear student Sanem Göksu Üçer to the stage to give her speech on behalf of all her friends. Foundation Izmir Middle School. Every one of you have made an impact on the graduates who sit here today, and I stand here before you, looking back on 4 years of legacy we've all made together. On behalf of the graduates of 2022, thank you all for being our foundation and support system, and of course to my fellow graduates, congratulations. I'm honored to be giving the opening speech, and it is my pleasure to speak on behalf of my school as it is a place of quality education. Inter Izmir effectively serves a progressive-minded community of Izmir. The education that we all receive at our school inspires us and pushes us past our limits on a daily basis. Despite only operating for 8 years, our school has already emerged as a leader in 21st century learning techniques. Learning from all these experiences, I'm sure that all of us will remember the families of friends we created amongst ourselves, that looked out for each other at every step of the way. One thing is certain, we would not be where we are today without the help and support along the way from our great teachers. I would also like to express gratitude for our parents who have always been there for us. Thank you for helping us pursue our dreams and goals with the next 4 years to define who we are once more. We will never forget that we have learned within its walls. As this chapter ends, we are more than ready to begin the next. I wish you all a successful and productive high school years filled with joy and great new memories. Thank you. Vardır ki yeni başlangıçlar doğurur. Duygular vardır, anlatılamaz, satırlara sığmaz, yaşanır. Arkadaşlıklar vardır, asla unutulamayan. Şimdi öğrencilerimiz okul sıralarında neler yapmış, arkadaşlarıyla hangi anıları biriktirmişler, geçmişten bugüne nasıl değişmişler, hazırlamış olduğumuz slide gösterisinde hep birlikte izleyelim. Now it's time for the slideshow that our students have prepared. Everybody is looking for something.
Sevgili Çınar Ersoy.
Bizi sakın unutma Begüvar Sarnaç. Öğrencilerimize anı belgeleri vermek üzere fen bilimleri öğretmenimiz Birsen Kaplan'ı, sınıf öğretmenimiz Rami Ersoy'u, matematik öğretmenimiz Müge Özdemir'i alayı sahneye davet ediyoruz. Sohbet etmek istersiniz hep doya doya. Alkışlar geliyor Zeynep Ersoy'a. Öğretmenimiz Derya Şahinleri ve beden eğitimi
gerçekleştireceğiz. Sahneye davet ediyoruz.
uzaklardan geldi, bastık bağrımıza onu. Attının yolların tozunu, geliyor senin korucu. Hiç aşıcı sözlere, sakın bizi unutma sevgili Doğa Ergazi. Kaykaya ve video oyunlarına ilgili çağıralım sahneye, Berke sonu var gelir. Öğrencilerimize anı belgelerini vermek üzere İngilizce öğretmenimiz Aslı Korucu'yu ve lise müdür yardımcımız İbrahim Çolunay'ı sahneye davet ediyoruz.
Yasin ve Ezgi, yaratıcılık denince akla gelir, derin sevgi. Esprileriyle bizi uykumuzdan uyandıran, işte karşınızda sevgili Arda Ceylan. Öğrencilerimize anı belgeleri vermek üzere Türk öğretmenimiz Esen Aykaya'yı, görsel sanatlar öğretmenimiz Gülistan Celi ve beden eğitimi öğretmenimiz Tolga Bakioğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Thank you.
İşte genç yetenek Eren Öztoğ. Hayallerine koşar bir çıta gibi işte karşımızda Tuna Cin Çiçekçi. Öğrencilerimize anı belgeleri vermek üzere İlgilap Tarihi Öğretmenimiz Ebru Özümit'i ve Beden Eğitimi Öğretmenimiz Salih Enes'i sahneye davet ediyoruz. Şimdi de 8C sınıfımızın toplu fotoğraf çekimi olacaktı. Tüm sekizlerimizi sahneye davet ediyoruz. Foundation Private İzmir Secondary School. Eğitim hayatları boyunca birçok engel aşıyorlar. Birçok engel aşıp başarılara ulaşıyorlar. Gerek sanat, gerek spor, gerek akademik alanlarda çok büyük işler başardılar. Akademik anlamda 4 yılı diğer arkadaşlarından bir adım daha önde bitirip daha süreklilik gösteren öğrencilerimizi açıklayacağız şimdi. Çok küçük farklarla dereceler çıktı. Tabii heyecandan bilmiyorlar. Provalarda da özellikle söylemedik. Hazırsanız başlayalım. Bir kocaman alkış alayım tüm öğrencilerimize. (Gülüyor) 2021-2022 İTİ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Ortaokulu.
Üçüncüsü. Sarı Göksu Uçer. Öğrencimize ödülünü vermek üzere ortaokul müdür yardımcımız Zeynep Erez'i sahneye davet etmek istiyorum. Geldin ikinciye. Teşekkür ediyorum ve arkadaşlarım yoğun isteğiyle söylüyorum, kolaydı.